Gülşen Hanım, biliyorsunuz toplum olarak biz aslında kendi kendimize baskı yapan bir toplumuz. İşte psikoloğa giden, psikiyatriye giden. Ay deli miyim ben gideceğim deyip halk arasında da kendisinin dışlanabileceğini, hatta deli muamelesi görebileceğini düşünerek gelmiyor aslında. Sizin buradaki değerlendirmeniz nasıl? Biraz kırıldığını düşünüyorum bu önyargının. Bir miktar ama daha yolumuz var. Ama yine de nispeten eskiye göre bir danışma amaçlı. Ya bana ne oluyor? Ya ben ne yaşıyorum acaba? Gibi aslında başvuruların arttığını gözlemliyoruz. Sosyal medya etkili mi sizce? Kesinlikle etkili. Yönlendirmede. Yani yönlendirme de etkili. Bence bir takım televizyondaki dizilerin de ben aslında hani tam olarak belki de meselenin aslını göstermese de yönlendirme, yardım alma davranışının önünü açması açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyanın da öyle olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya da doğru kaynak açısından önemli bu arada. Hani doğru kaynak, doğru bilgiye ulaşmak açısından toksikasyondan birazcık kendimizi korumamız lazım belki de sosyal medya açısından. Çok haklısınız. Peki, şunu da konuşmak istiyorum. Panik bozukluk nedir? Evet, panik bozukluk, panik atak geçiren herkesin almadığı bir tanı çünkü. O yüzden sorunuz önemli. Panik bozukluk artık bu belirtilerin, atakların çok sıklaştığı, kişinin beklenti kaygısı dediğimiz her an atak gelecek düşüncelerini çok yoğun yaşadığı ve artık güvenlik alma davranışı, kaçınma davranışı dediğimiz örneğin mesela hastalarımızda şöyle şeyler olabilir. Mesela pantolon giyer sadece. Ya bayılırsam dışarıda diye. Evet, sadece pantolon giyer ya da yanında adresini taşır. Birisi beni bulursa diye. Hani Kıyafetine isminin numarasını numarasını yazanlar yazar ya da yol güzergahını değiştirir. Örneğin işine gideceği yol güzergahını acil servislerden, eczanelerden geçirecek şekilde değiştirebilir. Bir takım kaçınma davranışlarını, yalnız kalmamaya çalışır. Bu davranışların da artık görüldüğü tablonun ya biz panik bozukluk tanısı diyoruz. Peki, panik atak en çok kimlerde görülür? Bir yaş aralığı var mı? Daha çok genç 20'li 30'lu yaşlarda başvurular daha sık diyebilirim. Tabii ki diğer yaşlarda da görülebilir. Kadınlarda daha sık aslında görüldüğünü söyleyebiliriz. İtiraf edelim bence Gülşen Hanım. Biz her şeyi kafaya çok takan yaradılış gereği, Evet. fıtrat gereği maalesef takıyoruz her şeyi. Evet, psikiyatrik tabloların belki de çoğu kadınlarda daha sık görülüyor. Depresyon da öyle aynı şekilde. Panik bozukluk da öyle. Biraz daha fazla görünüyor. Ve aslında belki travmatik yaşantıları olan kişilerde daha sık rastlayabiliriz. Biraz daha yakın zamanda stresle çok maruziyeti olan, örneğin Tabii büyük büyük yaşam kayıplar. olayları, büyük kayıplar, Depremler. yaşam değişiklikleri. Sadece çok büyük olmak zorunda değil. Mesela kişinin örneğin emeklilik bile bazen tetikleyici olabilir. Onun için kim bilir nasıl bir anlamının ifade ettiği çok önemli. Ya da bir boşanma tetikleyici olabilir. Bir yaşam değişikliği tetikleyici olabilir. O yüzden biraz daha o alanda bir kümelenme var. Genetik faktörler de önemli tabii ki. Ailede varsa eğer, birinci derece yakınlarda panik bozukluk, panik atak geçirme görüldüyse eğer bu tablo varsa kişide de görülmüyor, riski artıyor. Şey mi diyoruz peki, yani aslında hani atıyorum kanser için, tansiyon için, kalp rahatsızlığı, şeker için konuştuğumuzda hani genetik de olabilir derler yani hekimler. Aslında psikolojide ya da işte bu mantığı yaşayan insanlarda genetikte şey diyebilir miyiz? Hani genlerde var anlamında mı diyoruz, yoksa körle bakan şaşı kalkar mantığıyla mı bakmalıyız? Çok güzel bir soru sordunuz. Aslında şöyle, ikisi de diyebiliriz. Psikiyatrik tablolarda şöyle üç ana etken var. Biyo, biyolojik, genetik. Psikolojik etki. Sosyal etki. Yani aslında genetik faktörlerin etkili olduğu bir tablo var. Bu neden olabilir. Ama sosyal dediğimiz işte birinci derece akran, onun da etkisi var. Yani tabii ki olunan ortam, çevre, mutlaka işte yaşantılananlar, çocukluktaki bir takım travmatik yaşantılar. Bunlar da sosyal kapsamına girebilir, psikolojik etkileri olan. Biyolojik kapsamında da genetik etkileri düşünebiliriz. Biraz da şeyi konuşalım. İnsanların hayatında bıraktığı olumlu olumsuz etkilerini konuşalım. Panik bozukluğunun.
Aslında çok fazla etkileri olabiliyor. Yani kişinin yaşamını neredeyse iş hayatını etkileyebilecek seviyelere gelebiliyor. Örneğin toplu taşıma kullanmak zorunda ve koşullu bir panik atağı var. Ben toplu taşımayı binince panik atak geçireceğim ya da işte asansöre binince geçireceğim, uçağa binince geçireceğim ve sık uçak seyahati olan bir işi var örneğin. Gerçekten iş verimliliğinin çok düştüğünü görebiliyoruz burada. Veya örneğin uykuda panik atak diye bir tablo var. Belki bundan da bahsedebiliriz. Panik atak birden geldiği için, yani birden geliyor, 10 dakikada çok hızlanıyor, 30 dakikada yavaş yavaş azalıyor. O yüzden uykuda da gelebilir bu. Uykuda gelmeye başlayan panik ataklarda kişi artık uyku bozukluğu yaşayabilir. Tehlikeli mi peki uykuda gelmesi? Korkutucu tabii ki. Tehlikeli. Yani panik atak kişiye fiziksel bir zarar vermez. O anlamda bir tehlikesi yok ama korkutucu tabii ki. Yine korkutucu bir tablo, dehşet verici bir tablo. Uykudan uyandırır ve kişide artık uyku bozukluğu gelişebilir. Yani uyursam panik atak geçireceğim. Ve bu artık uyku bozukluğu, konsantrasyon problemi, odaklanma problemi, bir sürü probleme neden olabilir. En sonunda depresyona gidebilir. O yüzden finali çok daha ağır şeyler de getirebilir aslında. Getirebilir. Gecikmiş başvurular getirebilir. Evet. Çünkü insanoğlu aynanın karşısına geçip hiçbir şey yapamıyorum. Ben neden böyleyim? Kendisini bir mahkemeye çıkardığında aslında dibe indiriyor kendisini. Oysa bunun tedavisi çok basit bir uzmandan yardım almak. Artık çağımızda çok gelişti. Teknoloji de çok gelişti. Online bile siz eminim ki veriyorsunuzdur destek. Ölümlere kadar gidiyor. İntiharlara kadar gidiyor. Bu kendi kendine konuşmalar ya da kendini telkinlemeler. Depresyonda İnsan olan değil mi? Kendi kendisini tedavi edebilir. Aslında fark edilmeden en dibe kadar indirebiliyor. Evet. Depresyonda özellikle belki o çok ayrı bir ana başlık ama depresyonda beyin kişiye yalanlar söylemeye başlar gerçekten. Sen çok değersizsin, yaşamaya değmez. İnsan, yani böyle şeyler başlar artık işte. O yüzden bazen aslında kişi bunu kendi karakter kişilik yapısından da ayıramaz noktaya gelebilir artık. O depresyon bir rahatsızlık, bir bozukluk, onu bile ayıramaz seviyelere gelebilir. Aynen öyle yani, çok böyle işin içinden çıkılmaz noktaya gelmeden yardım almakta fayda var. Peki tanısını nasıl koyuyorsunuz panik bozukluğun? Bize başvurular genelde aslında ya da öteki branşlardan, diğer meslektaş arkadaşlarımızdan yönlendirmelerle oluyor. Direkt başvurular çok nadir diyebilirim. Acil servise kalp krizi mi geçiriyorum acaba diye başvurdukları noktada acil hekimlerinin yönlendirmesi olabiliyor. Veya o kalp krizi geçireceğim beklenti anksiyetesiyle kardiyoloji hekimlerinden çok sık yönlendirmeler olabiliyor. Kolda bacakta uyuşma, bayıldım baş ağrısıyla nöroloji hekimlerinden yönlendirmeler olabiliyor. Göğüs hastalıkları hekimlerinden, nefesim yetmeyecek benim gibi, aslında onlarda yapılan tetkikler yapılıyor, bakılıyor. Tetkiklerin çoğu, artık hiçbirinde bir problem yok. Bu panik atak gibi duruyor. Psikiyatri hekimine yönlendirelim. Bize en sık başvuru bu şekilde aslında. Tanıyı aslında diğer hekimler koyuyor. Onlar biraz daha eleyici takım. Yönlendirici oluyor. Evet. Direkt başvurularda tabii ki bizim yapmamız gereken tetkikler var mutlaka. Peki. Nokturnal panik. Evet. Nokturnal panik atak. Gece panik atak aslında. Gece geçirilen panik atak. Yine birden gelen, gece uykudan uyandıran. Ben belki şöyle hatırlanabilir, böyle gece çocukken çok kötü bir rüya gördüğümüzü, çok kötü uyandığımız, belki hatırlarsınız. Bu tablonun rüyasız olan şekli, birden çok korkunç, dehşet verici bir hisle ve fiziksel belirtilerle uyanma. Gece geçirilen panik atak aslında. Peki bunun şeyi var değil mi, bir tedavisi geceyle alakalı? Şimdi gündüz için konuşulabilir ama gece için nasıl müdahale edebileceğiz? Yani uyuyoruz çünkü. Evet. Şey mi, bilinçaltı mı çok önemli ya da gün içerisinde ya da o dönemde yaşanılan durumlar mı çok önemli ki geceye yansıyor? Panik atak aslında genel olarak öyle bir mevzu. Ben genelde söylerim yani, hastalarım da bilir. Yani. Evet, yani bastırılmış bir mevzu var, bir şey var ve onun bir şekilde attığı bir saçak panik atak. Gece de atabilir, gündüz de o mevzu gün yüzüne çıkabilir.
O yüzden tedavi şekli veya tedavide gidişatımız terapide çok az farklı olsa da çoğunlukla aynı. Hı-hı. Ama ikisinin de tedavisi de mümkün yani. İkisinin de yüz güldürücü. Peki ilaç veriyor musunuz? Çok şiddetli tablolarda tercih ediyoruz aslında. Antidepresan gibi bir ilaç mı yoksa hakikaten daha böyle minimal dinlendirici, sakinleştirici gibi bir şey mi veriyorsunuz? Yine şiddetine göre karar veriyoruz aslında. Burada klinik çok önemli. Kişi artık neredeyse yaşamını devam ettiremez bir seviyedeyse orada birazcık daha hızlı toparlasın, hayata biraz daha dönsün diye medikal dozlarla medikal ilaçlarımızı tercih edebiliyoruz. Antidepresanlar kullandığımız grup bizim panik bozuklukta. Yine başka gruplardan destek alabildiğimiz ama ana tedavide antidepresanların olduğunu söyleyebiliriz panik bozuklukta.